Hayatım Otomobil'den herkese merhaba. Karşınızda yenilenen Skoda Octavia. Octavia kısa bir süre önce dünyada tanıtıldı ve ardından Türkiye'ye geldi. Makyaj otomobilde bazı şeyleri değiştirdi ama herhalde satışını etkilemeyecek çünkü yıl sonuna kadar 6000 tane satmayı düşünüyorlar. Bu Octavia'nın enerjisinden bir şey düşürmeyecek. Sınıfının en çok satan otomobillerinden bir tanesi olmayı sürdürmeye devam edecek. Evet, burada farların değişini görüyoruz. 2 boyutlu diyor ama bize kalırsa 3 boyutlu gibi. Burada Skoda logosu ve değişen ön panjur ilk dikkat çeken detay. Tamponun altı da değişmiş. Burada sis farları artık farın içine alınmış. Yani yine OEM üretici yaptırmış bir makyaj diyebiliriz otomobilde. Saç kısımlardan ziyade plastik aksamlar ve farlar değişmiş. Yan tarafta bir değişiklik bulunmuyor. Arkada da yine stoplarda ve ufak tefek değişiklikler var. Evet, yeni Octavia sınıfın en büyük otomobillerinden bir tanesi. Uzunluk bakımından tek rakibi var. Hyundai Elantra. Elantra'dan biraz küçük. Biraz da yenilenirken hem station wagonunda hem de sedanında biraz büyüme olmuş. Onu içeride anlatırım. Bu değişiklikler ne? Hem önde hem arkada Octavia daha belirgin bir tasarıma sahip olmuş. Evet, şimdi içeri geçelim. Biraz da içeriden konuşalım. Octavia'da dediğim gibi dışarıda yapılan değişiklikler daha çok böyle kozmetik cinsinden. Arka tarafta reflektörler biraz daha aşağı alınmış. Bu tarz değişikliklerle güncellenmiş Octavia. Onun dışında baktığımızda 9 milim daha arttığını görüyoruz. Hem kombi versiyonu yani station wagon versiyonu hem de sedan versiyonu 9 milim daha da uzamış oldu. Tabii ki bu yapılan güncelleme tamponla alakalı olduğu için tamponlar biraz daha birkaç milimetre büyütülmüş. Onun dışında ana gövdede bir değişiklik yok. Baktığımızda jant seçeneklerinin arttığını görüyoruz ve ayrıca donanımların arttığını görüyoruz. Oldukça fazla bir donanım seçeneği sunuyor artık Octavia yine. Octavia'nın içine neler değişti derseniz, burada büyük 13 inçlik bir ekran var. Bu ekran oldukça başarılı. Baktığınızda önceki versiyonunda bu kadar büyük bir ekran yoktu. Ayrıca 10 inçlik bir gösterge paneli var. Bu gösterge paneli de oldukça modern. Skoda'ya gerçekten hani bir kişilik katan bir gösterge paneli mevcut. Buradaki ekranda birçok detayı hani zaten artık alıştığımız bir ekran türü çok rahat yapabiliyorsunuz. Burada işte araçla ilgili bütün detayları görebiliyorsunuz ve ayarları yapabiliyorsunuz. Burada sürüş modları var. Daha önce bu modları birçok Skoda modelinde görmüştük ve ben bu arkadaki grafiği çok seviyorum. Mesela normalde biraz şehir içi, Eco'da orman, Sport'ta bir pist ve normalde de yine kendi ayarınızı yaptığınız yerde de burada seçeneklerle kendinize uygun bir sürüş modu yaratabiliyorsunuz. Diğerlerinde ise standart, mesela Sport'u aldığınızda daha sportif bir kullanım sunuyor. Eco'da ise daha hızlı vites değiştirip devir yapmadan ekonomik bir kullanım sunmanızı sağlıyor. Bu şekilde bir burada panel var. Onun dışında baktığımızda burada bütün araç ayarlarını çok rahat yapabiliyorsunuz. Burada ana ekranda ise diğer işte otomobilin ayarlarını rahat yapabiliyorsunuz. Mesela müzik sistemi, telefon bağlantısı gibi ayarlarda oldukça kolay. Sağ ve sol koltukta ısıtma var. Arka koltuk içinde ikili Type-C şarj ünitesi konmuş bu yeni versiyonda. Evet, iç mekanda başka neler değişti? Yeni döşemeler geldi. Ön koltukta ısıtmanın dışında masaj özelliği geldi. Burada hızlı şarj var ve soğutmalı olduğu için telefonun ısınmasını önlüyor. Bu da önemli bir detay. Ayrıca burada dikiz aynasının burada bir USB çıkışı var. Bu da size mesela oldu ki buraya bir elektronik alet bağladınız, mesela bir navigasyon artık çok kullanılan bir şey değil ama oldu ki bağladınız. Onu şarj etmenizi sağlıyor veya diyelim ki bir araç kamerası koydunuz, oradan çok rahat enerji almanızı sağlıyor. Bu da bir avantaj. Ben Octavia'nın daha önceki koltuklarını da beğeniyordum. Bu da oldukça güzel bir koltuk. Elinizde burada orta konsolda dayayacağınız çok güzel bir alan bırakmışlar. İki koltuk da oldukça rahat. Hem sağ hem sol oturma fırsatım oldu. Arka koltuklarda yine her zaman gibi baş ve diz mesafesi diğer Skoda Octavia'larda olduğu gibi yeterli. Onun dışında Octavia'nın bagajı tabii ki her zamanki gibi oldukça iri. Biz sedan versiyonu kullanıyoruz. Sedan versiyonunda 600 litrelik bir bagaj hacmi sunuyor. Bu 600 litrelik bagaj hacmi gerçekten sınıfının en iyilerinden bir tanesi. Station wagonunda ise, yani kombi denilen station wagonunda ise 640 litrelik bir bagaj hacmi var. Bu da bence sınıfında iyi diyebileceğimiz bagajlardan bir tanesi. Kombi versiyonunda arka koltukları yatırdığınızda 1700 litrelik bir bagaj alanı çıkıyor. Sedan versiyonunda ise şu an bizim kullandığımız 1550 litrelik bir bagaj hacmi sunuyor. Bu da bence oldukça iyi bir değer. Octavia modeli Skoda'nın 1959'a kadar dayanan bir modeli ama 1996'da tekrardan hayatımıza girdi ve 96'dan bugüne kadar 4 versiyon üretildi. Şu an bizim kullandığımız 4. nesli makyajlı hali ve bu yapılan makyajla otomobili gerçekten hani biraz daha böyle şu dönemki rekabete uygun hale getirmiş durumda. Skoda Octavia dünyada 7 milyon 150 bin tane satıldı. Türkiye'de ise 100 bin adetten fazla satıldı.
bu satış rakamı da gerçekten markanın bu modeline verdiği önemi gösteriyor. C SUV, C sedan'dan bayağı büyük pay aldı. Ona rağmen Skoda Octavia satışlarında gerçekten her zaman biraz böyle ön plana çıkmayı başardı. Türkiye'de bu otomobil sevildi çünkü biz zaten sedan ülkesiyiz. Bütün herkes kombiyi çok beğeniyor ama nedense hala sedan pazarı Türkiye'de bayağı önde. Yani bu sınıfta isim yapan modellerden bir tanesi diyebiliriz Octavia için. Genel hatlarına baktığımızda bu sınıfın en uzun otomobillerinden bir tanesini kullanıyoruz. Bunun tek rakibi şu an önünde olan Elantra var. Elantra'nın arkasında Octavia geliyor. Genişlik bakımından ise Octavia gerçekten sınıfın üzerine bir genişlik sunarak sınıf liderliğini barındırıyor. Benim hani kullanırken keyif aldığım otomobillerden bir tanesi. Hele ki bu ikili kollu direksiyonu ben daha önceki Skoda testlerinden almıştım. Severim. Elime rahat oturur. Buradaki ayar butonlarına ulaşmak da kolay. Yani keyifli bir direksiyon yapısı var. Aynı zamanda hani mekanik olarak da direksiyon sisi böyle yormayan, sözleyen dediğimiz, tabir ettiğimiz bir direksiyonu var. Pansiyonu orta sert. Öyle çok sert de değil, çok yumuşak da değil. Şu an Türkiye'de 3 tane motora satılacak. Bizim kullandığımız 150 beygirlik bir 1.5 TFSI motor. Bu aynı zamanda multibrid. Aynı şekilde bu motorun bir de 115 beygirlik versiyonu var. Tabii ki bu sınıfın en güçlülerinden bir tanesi RS versiyonunda. Anlatmadan geçmeyelim. Gerçekten oldukça başarılı bir versiyon. Skoda'nın spor versiyonu RS 265 beygirlik gücüyle dikkat çekiyor. Gerçekten hani bu sınıfta artık çok fazla sportif otomobil kalmadığı için bence büyük bir avantaj. C sedanlarda artık neredeyse bu tür bir motor versiyonu bulunmuyor. Onun için bunu da kıymetlemek lazım. Evet, şu an bizim test ettiğimiz otomobil dediğim gibi 1.5 litrelik ve multibrid teknolojisine sahip 150 beygir ve 250 Nm tork sunuyor. Otomobil maksimum hızı 229 km/s. 0'dan 100'e ise 8.6 saniye çıkıyor. 5.1 litrelik de ortalama eko tüketim var. Tabii ki bu RS versiyonuna baktığımızda arada dağlar kadar fark var. Şöyle diyeyim size, mesela RS'in 265 beygir gücüne karşılık 270 Nm torku var. Tabii ki 0-100'de 6.4 saniye. Otomobilin maksimum hızı ise 250 km/s'ne sınırlandırılmış vaziyette. Şimdi donanım olarak baktığımızda biz bu otomobilin üst versiyonunu kullanıyoruz ama buna ilave bir donanım var. Onu da size şimdi söyleyeceğim. O donanımı lansman fiyatını ek olarak şu an yaklaşık 100.000 TL'ye geçen bir fiyata sahip donanımı Skoda ücretsiz olarak sunuyor lansman süresince. Onun için bence eğer C sınıfı bir sedan almak istiyorsanız bu otomobili kaçırmayın. Makyajlı Skoda'da 5 farklı donanım seçeneği bulunuyor. Elite, Premium, Prestige, Sportline ve RS tabii ki. RS 262 beygir gücünde, daha önce bahsetmiştim. Elite 150 beygir gücünden başlıyor ve otomobilin sadece Premium donanımında 115 beygirlik versiyon var. Elite, Premium, Prestige ve Sport'ta 150 beygirlik versiyon sunuluyor. Tabii ki RS'in 262 beygir olduğunu söylemiştim. Otomobilin fiyatları ise şöyle, 1.720.000'den başlıyor en alt donanım, en alt seviye. RS 3.500.000 lira. Tabii biraz ufak tefek küsuratları var ama düz olarak söylüyorum. Skoda Octavia'da tek bir opsiyon paketi var, Advance. Bu da 13 inç ekran, adaptif hız sabitleyici ve ön koltuk ısıtıcılar başta olmak üzere sunuluyor. Bu otomobilde de Advance opsiyon paketi mevcut. O yüzden otomobilde 13 inç ekran bulunuyor. Evet, yeni Skoda Octavia'nın lansmanına geldik. Ve lansmanda hazır fırsat bulmuşken otomobili size anlatalım istedik. Bence dediğim gibi daha önceki versiyonlar gibi böyle artık sevilen bir modeli kullanmak bana da keyif veriyor. Yıllardır hayatımız olan bir model. Yani artık bu da bizim 4 nesildir bir arkadaşımız oldu. Makyajlı halde bence hoş olmuş. Hem tasarım hem de içi oldukça modernize edilmiş. Benim sevdiğim Skoda modellerinden bir tanesi. Gerçi ben biraz daha böyle hani baktığınızda benim yaşıma bu daha uygun olsa da eski dönemde Fabia RS, yeni dönemde Fabia Monte Carlo'yu tabii ki tercih ederim. Benim yaş grubum için tabii ki bu otomobil biraz daha uygun duruyor. Ama yine de biraz daha ruhumuz genç herhalde. Onun için Fabia sanki bana daha uyacakmışım geliyor. Evet, Skoda Octavia'nın için anlatacaklarım bu kadar. Başka lansmanlarda ve testlerde görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.